basit bak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Gece ve gündüzümüz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuzu da İslam'a ve Kur'an'a hadim eylesin. Akıbetleri ve ahiretleri hayır olsun inşallah. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuza İslam'a ve Kur'an'a hadimleri yetiştirsin. Deccallardan, sufyanlardan, şeriatların şeylerini muhafaza eylesin. Amin. İstikametten ayırmasın. Amin. Cenab-ı Hak bize orada yük değil, şefaatçi edecek nesiller nasip etsin. Amin. Amin. Tarihin geleceğine atfen yapılan bu derstir. Bu asrın insanlarına yapılan bir ders olup da bir araya gelmiş, getirilmiş diye inanmıyorum ben. Bu ders yani hepimiz ne kadar şükretsek azdır. Bu asrın insanların bu dersi anlamayacak. Risale-i Nur, ustadımızın gayrimünteşirde mekteplerde ders kitabı olacak. Risale-i Nur ders kitabı olacak. Ortaokul, lise, ilkokul, üniversite hepsinde olacak. Anlama ve anlamlandırma adına nasıl ki Arapçada bir sembol, şablon, sistem var, geliştirilmiş. Arapçayı okuyanlar biliyor. Arapça öyle eskide şeydi ama sonra Biruni Hazretleri tamamen bir Türktür. Ve Araplara bile Arapçayın öğretme ve öğrenme sistemini sistemi... Birgüvi abi. Birgüvi. Şimdi diyeceğim. Birgüvi Hazretleri bu sistemi... Gramer. İlk defa grameri yapan. Yapan zat. Yani böyle bir ilginçtir. Birgüvi Hazretleri şeyde... Ödemiştik. Ya bir evet, bu pazartesi de yarın gidiyorum. Gelmek isteyen varsa 2-3 günlüğüne benimle programa gelebilir. Gideceğim inşallah. Programı var. Şey diyeceğim. Gelecekte ilkokulda okutulan Risale-i Nur üniversitede okutulacak ama ne olacak? Böyle tıngır tıngır gitmeyecek. Nasıl ki Birgüvi Hazretleri böyle gramer sistemini geliştirmiş. Risale-i Nur içerisindeki manaların anlaşılması için de bu sistem kullanılacak. Dolayısıyla bu asıl insanlara çok azdır. Onun için fazla nazar itibare almıyorum tenkitlerini. Çünkü yeter ki sen tatmin ol Risale-i Nur'da, vicdanında. Risale'nin içinde dolaşıyoruz, içindeyiz. Yanlış da yoksa sebebimiz birdir. Risale'nin içinde iyi niyetle, aleyhinde sarih ve naz, açık olarak Risale-i Nur'a yanlışlık yapmamak, kasten yapmamak şartıyla çıkarttığın mana isabet etmese bir sebebim var, içtihat. İsabet edersen iki sebebim vardır. Kur'an'da cari olan kanun, Risale-i Nur'da da caridir. Sarih ve imam manalar, şahsi ve hukuki, umumi hukuk, nasih ve mensuhlar, Kur'an'da olduğu gibi Risale-i Nur'da da vardır. Kur'an'da cari olan başka bir mana var. Nedir o? Tefsir. İzah etme. Kur'an'ı izah etme. Risale-i Nur'da da bu kanun geçerlidir. Bu sistem Risale-i Nur'un içerisinden geliştirilmiş bir sistemlerdir. Onun içerisinde bunlar çözülüyor diye inanıyoruz. Buna bir şey de söyleyeyim. Risale-i Nur'da bir yerde bakarsın ima ediyor, bir yerde sarih ediyor, telmi ediyor. Veya çok yakından hepiniz ehlisiniz artık. Çok iyi biliyorsunuz ki ya bir orada öyle, bir burada böyle. Orada öyle, öyle mi Osman? Evet. Hakikaten onu çıkartmak hayır, zor. Yani Allah Allah, karışıyor yani bu. Sonra Allah bir ney nasip etti? Suretidir. Sureti olduğunu, oradaki de kanuniyeti olduğunu, oradaki de hakikati olduğunu, oradaki mahiyeti olduğunu, yani suret midir? Bu yöntemle, ha o suretidir, o kanuniyetidir, o hakikatidir, o mahiyetidir. Ha o dimağa bakar, o vicdana bakar, o kalbe bakar, o vicdana bakar. O şahsı hukuktur, bu umumu hukuktur. O nesedilmiştir, bu sarihtir gibi. Tamam mı? Mesela Risale-i Nur'daki bu şeyler, yani Kur'an'daki bu kanuniyetler, Risale-i Nur'da da caridir aynı kanun.
fiilde de gösteriyoruz. Şimdi Allah bu yolda istihdam etsin. İstihdam edildiğimize de değil inşallah Risale-i Nur'da meşgul ediyor etmesidir, kendisidir. Risale-i Nur'a kalkmışız mesela bu saatte sabah köyde bir araya gelmişiz. Şimdi dima 60. dersimiz tahayyül yaparsak 11. Yaparsak tasavvuf 2 olacak. Ayım bu. Küçük çekmece burası. Şimdi ben size teklif sunuyorum. Serbest bölgedeyiz. Tamam mı? Tahayyül yapıyoruz. Tahayyül yapabilmen için hayal olması lazım. İkisini beraber gittik. 10'a kadar. Hayal, tahayyül gittik. Bitmedi. Daha yarıya geldik. Yarısına geldik. Hayal ile tahayyülün yarısına. Ne için fazla duruyorum? Bu serbest bölge sistemin temeli. Hastalıkların, maneviyatın, tuhaf tuhaf şeylerin hepsinin yeri burası. Burası. Bu acayip bir alem. Sanki tövbe yani. 18 bin alemi hulasasıyız ya. Allah'u alem sanki buraya sıkıştırılmış. Bu acayip bir yer ya. Bu gelecekte de doktorum da uzak bulunduğu için iki doktor var. Yani gelecekte psikolojik, ruhi noktasında hastalıkların en ciddi zemini olacak bu. Yani ustadın bu dima hakkındaki şeyleri, ifadeleri. Ama o sistemi anlamlandırmak adına buna ustadımız serbesttirler diyor. Bir derece serbesttirler. 278 sözlerde. Lemalarda 75'te. Bir iki latife var ki diyor. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki teklifi din altına girmezler. İnsanların kendi iradelerine ve ihtiyarlarına rağmen yanlış yollara sokarlar ve sonra da döner senin hakka, hakikata kabiliyetin yok diye yeis atar. Onun için bunlar bu iki latifeden insan mesul değildir diyor. O zaman serbest böyle. İşte bunun için yani hiç atlamıyorum. Tahayyül ve hayal ve tasavvuru ne kadar yazmışsak hani eski derslerde şöyle yapardık. Ben sizi onunla boğmuyordum. Okuyordum. Tespit ettiklerimden sonra ben bir tarıyordum. Taradıklarım içinde kaydediyordum. Kaydettiklerim için de sizi meşgul etmemek için hulasa yapıyordum. Bazen de o da çok geliyorsa hulasanın hulasası yapıyordum. Size netice. Ama tahayyülde dikkat ederseniz ve tasavvuf şu serbest bölgede yapmıyorum. Tasdikte yaptım. Ama hepsinde yaptım. Fakat bunu da yapmıyorum. Hepsini tanıyın. Belki benim gözümden kaçar. Çünkü çok mühim bir yer burası. Şimdi şöyle bir şeyi takip ettim. Tahayyül yaptık, hayal yaptık. Diyorum ki geçen hafta tasavvur yaptık. Araya soktuk ki, yani o tahayyül ve tasavvur bittikten sonra, tahayyül ve hayal bittikten sonra tasavvur olursa bir derece uzaklaşmış oluyor. Harmanla yapalım, bir o. Şimdi bir tane yapmıştık, bir tane de bugün yapalım. Tasavvur. Biraz pekişsin. Biraz da otursun, sonra tekrar döneriz ona. Böyle. Vura vuruşa. Tamam mı? O zaman ben şurayı siliyorum. Yani dimağda da beraberler zaten. Evet. Şurayı siliyorum abi bak. Tamam. Şurayı sildim. Tamam. Tasavvur 2. Şimdi tasavvur 2. Şimdi buraya girmeden önce şu tasdiki görüyor musunuz abiler? Bu tasdik daha önce 27. dersimiz miydi? 27 ve 28'de Dima'da bu tasdiki çok incelemiştik. Fakat göbekten girdik yani Dima'ın. Tahayyül bıraktık, tasavvur bıraktık, taakkül bıraktık, tasdikten girdik. İlk dersimiz belki. Ondan sonra tasdik neyin nesidir falan gittik döndük. En son ne demiştik? Fikri tasdik. İltizamdaki ise fiile dönüşmüş tasdik. Fikri iltizam demiş. Fikri iltizam. Ahkamıydı o. Evet, bu ahkamıydı. Bu ise fiili.
fiilidir. D'ye girmiştik ama tabii ta biz bunu okuduk, bunu da okuduk, bunu da okuduk, bunu da okuduk. Buralara geldik. Tabii ki akışımız değişiyor. Yani şeyi değişmiyor. Tamam, tespitlerimiz değişmiyor. Fakat süreti midir, kanuniyeti midir, hakikati mi, maliyeti mi bile şey yapamıyoruz tabii. Bir bakıyorsun hakikaten bu. Bir bakıyorsun bu. Allah Allah, bocalıyorsun ya. Bu mu bu? Çıkamıyorsun işte. O zaman bir hani grameri nasıl Arapçada geliştirmiş? Böyle bir sistemi karşımıza Allah çıkarttı. Her şeyin her şeyin ama sureti, sureti hayat-ı tekviniye. Hariçte eylemdedir. Suret eylemdedir. Kanuniyet insandadır. Hakikati esmadadır. Mahiyeti Allah sıfatındadır. Tamam. Şimdi dolayısıyla böyle bir şey olunca insan of be diyor. Rahatlıyor. Yani dimağı bunu görünce mesela hani biraz önce konuştunuz ya, o da çok hoşuma gitti için ben de tekrar edeyim, siz şeyden sonra konuşuyoruz. Geç burada, hani buradan geç abi. Ben. Rahat olun. Kameraya takılmayın. İstediğinizi yapın. Dedik ki mesela geçmiş günahlarımız. Burada burada şey yapmak tam yerinde olacaktı. Güzel bir şey. Şimdi geçmiş günahlarımız, hepimizde günah var. Yakın günahlarımız da var tabii. Şimdi onları bazen namazlarda vesairede dediğiniz yani geliyor. Bu gelmesi hayır mıdır, şer midir? Günahları getiriyor. Sen böyle bir adamsın. Ha, kalkıyorsun sabah köründe sahtekar gafur diyor şimdi. Tamam mı? Sahtekarın önde gidenisin. Ha, niye önde gidenisin? Evet, bu kadar dört levent miydi? Dört levent. Evet. Dört tane senden daha aşağılıklar var ama sen onlardan daha aşağılıksın diyor. Niye? Ya da şöyle diyor mesela, ben bu kadar diyor mevzuları konuşuyorsun, bir de bu muhatap. Bunu diyecektim işte. Senden adam olmaz diyor. Evet. Yani hem kalkıyor evet. bir erkek. Dördüncü levette senden daha rezil iş yapan var ama sen önde gidenisin. Niye? O kadar yapmadın halde. Çünkü bunları biliyorsun. Bu işleri bildiğin halde sen yapıyorsun ki o zaman en aşağılık sensin. Senden adam olmaz diyor. Olmaz diyor. Sen de bir, bu kadar şey okumuyorsun ya. Bu kadar kitap okuyorsun. Bu kadar gel bunu yapıyorsun. Bunu yapacak adam mısın? Diyor. Bu geldiği zaman şöyle bakacaksınız. Geldi. Eğer o gelen hayır mıdır? Beni hayra sevk etmek için mi yapıyor? Veya beni yeise atıp gömmek mi istiyor? Yeis maniyer kim alıyor? Meleki midir? Şeytani midir? Şimdi gelen şey, eğer seni ümitsizliğe atıyorsa aşağılıktan geliyor. Ya bırak ya, sen adam mısın? Bırak ya, ne işlele meşgulun? Bırak işine bak, sahtekarlık yapma. Zaten yaşamıyorsun, bu işte bulunma. Diyorsa o alçaktan geliyor. Şeytandan geliyor. O günahlar, o günahlar senin tövbeye, istiğfara, nedamete, içsel vicdanı azaba getiriyorsa o Rahmanidir. Tövbeye, istiğfara, nedamete, gayrete, yani kısacası Risale-i Nur'ca aç fakrına, acizliğine, fakrine götürüyorsa, acizliğine, fakirliğine, şefkati fikir demiyorum. Aci, yani aciz. Böyle ahir zamanda böyle bir ümitsizliğe değil, sistemi çok iyi biliyorsun. Çünkü bir beşeriyetin var, bir ubudiyetin tarafı var, bir de vazifedarlığın var. Mesela ağacın meyve misali de güzel. Evet, mesela ağacın ne olduğunu anlamak için meyvesine bakıyoruz. Meyvesi eğer yeyse şeytandır. Şeytandır. Meyvesi tövbe, istiğfar ise, inşa ediyorsa bir tarafında Melekten geliyor. O zaman diyeceksin ki bu beşeriyetim var. Her zaman kendinize şunu koyun. Ya ben beşerim, yani ne okursan oku insanlıktan çıkmamışsınız. Çünkü niye? Kur'an-ı Kerim'de mealen bir mana peygamberimize şöyle diyor, bize atfen. O da sizin gibi bir insandı. İnsandır. Sen ne okursan oku insansın. İnsanlıktan çıkmadın daha. Gazali diyor ki ölünce insanlığın bitecek diyor. Orada da insansın ama olmakta olansın şu anda. Orada olmuşsun, bitti. Şu anda olmakta olansın. Yani olmalar devam ediyor. Oluyorsun, gene devam ediyor.
Her an değişen. Ölünce bitiyor. Aslında ölünce bir yerde oluyorum. Şimdi her yerde. Her yerde. Evet. Öyle mi? Şimdi niye anlattım? Bu tasdikten girdiğimiz için tasdiği tam bakışımız tabii başka yukarılarda değişik şeylerde öğrendikçe tasdikiye bakışımız biraz da değişiyor. Ben tasdiye şimdiki zamanda geldiğimiz noktada tasdiki bir hulasa etmek istiyorum beraber. Tasdik. Bir, şöyle döneyim. Tasdikin sureti var. Kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Şimdi suretinden bahsediyorum. Tasdikin sureti, tasdiki görüyor musunuz? Yok. Suretin taakkudedir, bir öncededir. Sureti, yani tasdikin bir öncesi bu. Burada şey yok artık. Burası ana baba günü, şurası curcunadır. Sureti, tasdikin bir önceki makamı taakkudedir. Ne demek orada? Çok ilginçtir. Tasdikin taakkudedeki durumu şuna benziyor. Tasdiki aklidir ki, ne var orada? Ne fark var? Yani şuradaki tasdikle şuradaki tasdik ve şuradaki tasdik farklarıyla beraber koyacağız şimdi. Çok güzel farklarıyla. Tasdiki aklidir ki zıtları ile karşıtları ile mesela zıtları ile mesela diyelim ki zıt iki zıt şey ne? Siyah beyaz. Siyah beyaz. Karşıtları ile ve zıtları ile beraber. Abi şeyde, taakkulde tasdik olması bana pek aklıma yatmıyor. Çünkü taakkulün şeyi neydi? Bir taraftı. Bir taraf olan yerde tasdik olmaz ki. Bir taraflık vardır. Yani o noktadan bakarsanız, yani tasdik akli diye külliyatta geçen kısmın aslında diman sistemindeki tasdik kastettiğini ben düşünüyorum. İşte çünkü aklı tasdik ediyor. O oraya getireceğim. Niçin biliyor musun buradaki? Şimdi akıl... Yani taakkulde tasdik diye bir şeyin olmaması lazım. Tamam. Şöyle bir tasdik ama. Bizim tasdiki aklı şu. Yani bir taraf ya. Tarafı yok. Bir, sonunda bir tarafa tarafı oluyor. Ama o işte tasdik oluyor. Ha, tasdik onu açacağım bak. Ona gireyim ben. Yoksa sileriz bir şey değil. Tasdik aklıdır ki zıtlarıyla, karşıtlarıyla beraber var. Beraber var. Eylem yok. Yani bir taraf ama akıl bir tarafa kayıyor yani. Evet. Bir tarafa kayıyor otomatik. Yani sistem bir taraftır. Ama böyle gitmiyor. Sana teslim edilince bir taraf kalmıyor. Ya küfre ya da hayra. Yani bir taraflı kalmıyor ki. Mesela kamyon. İstersen içki taşırsın, istersen Kur'an taşırsın. Yani bir taraf bu. Sana teslim ederken bir taraf. Sana teslim edildikten sonra bir taraf değil artık. Abi her bilimde... Taakkulde midir hala o zaman? Dur ama bu seviyesi her zaman var. Şöyle diyeyim. Senin elinde üniversite diploması var. Evet 5-6 tane ilkokul, ortaokul, lise diploması yok elinde. Ama onun zırnında var. Ben bir anlatayım bakayım. Ha, bu şekilde duruyor. Eylem yok. Tarafını belli etmiş. Taraflı. Bir taraftan çıkmış olur söz zaman. Tabii bir taraf ama sistem bir taraf. Akıl her zaman doğruya taraftardır. Yani akıl seçme özelliği var ya. Evet. Seçiyor bir şekilde. Seçti bu. Yani mesela sıcak mı soğuk mu? Bu mu? Sıcak mı yani soğuk mu? Yani o kadar yani. Bu diyor. Yani sistem derken devamlı sende dururken sistem bir taraf değil. Sistemin yapısı bir taraf. Zaten olamaz ki abi. Bir taraf derken bu var. Sen olunca o bir tarafın içinden bir şey çıkarman lazım. Evet. Akıl ya, akletmezler diye. Kur'an demiyor mu? Ya akılın, Kur'an akla hitap ediyor. Vahiy geldiği zaman, yani eylem yok. Ama taraf oldu. O taraftaki tasdik. Taraf geldi. Devam edeyim, daha anlaşılır. Sureti, dedik bu. Kanuniyeti ise, yani yapısı, daha önce doktorun işte tespitleri vardı. Tasdiki burada fikridir. Ne demek? Tasdikteki, yani tasdikteki tasdik, fikri
ilmi tasdik ise ademi vücutlarıyla beraber tasdik ki eylemle beraber. Eylem var başladı. Eyleme dönüşmüş. Yani mesela şu tasdik, taakkulden beslenmeden tasdik olur mu? Olmaz, besleniyor. Bu sefer buradaki tasdik, taakkul bir taraftı, tarafını belli etti. Bu diyor, hayır bu değil diyor. Çünkü Kur'an hikmetti ona. Çünkü Kader Risalesi'nde diyor ki, o daha eyleme dönüşmediği için dönebilir diyor. İhtiyar selbe olmadı diyor. Ama eyleme dönüşmüş bir şey fiile, Kur'an daha hükmetmez, yapma. E yapmış zaten. Buradaki şeye yapmaya karar verdi. Kur'an buraya, kader buraya hitap ediyor. Kader Risalesi. Diyor ki, eyleme dönüşmemiş, ona teklif ediyor. Lem yecit ve lem yüce. Ve lem yok. Lem yecit ve lem yok. Lem yecit, bir şey diyor. Yani Kur'an ona yapma denmesi için, ama karar vermiş, bu mu bu mu? Ama eyleme dönüşmemiş. Eyleme dönüşürse geri dönüşü yoktur. Burada geri dönüşsüzdür artık, fiile dönüşmüş. Burada tarafını belli etmiş. Bu değil. Bu bir tasdik. Burada ne vardı? Karşıtlarıyla zıtlarıyla beraber var. Çünkü bir taraf. Çünkü bir taraf olduğu için karma, her şey var. Ama bunların içinde bu dedi. Karşıtlarıyla zıtlarıyla beraber. Burada ise ademi vücut. Adem neydi? Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Tasdikteki tasdik fikri iltizamdı. Fikri iltizam ilimdir. İlim ise Adem'le beraberdir. Çünkü Adem'i kaldırırsanız bizdeki ilim vacip olur, nihayetsiz olur. İlmi mertebelendiren içinin zıtlarının müdahalesiyle mümkündür. O zaman tasdikteki tasdik ilimdir. Buradaki fikri iltizam, ilmi iltizam Ademi ile beraber, Ademi vücutları ile, zıtları ile beraber. Bu zıt değil, ilmi zıt değil. Adem, zıt demiyorum da, Adem ile beraber vücudu ilmeye perde olmuş bir var. Buradaki tasdik de bu. Hakikattaki tasdik ise, bu çok önemli. Bunu bulmak hakikaten zor. Allah'ın ikramı olsa gerek. İnşallah doğru olduğunu da bilmiyoruz ama yani ilgin çok uğraşmak belki de. O gün, bugün var ya, o gün, bugün. Burada hiç silmedim. Devamlı giriyorum, çıkıyorum. Hep kafam bunda. Ekleyerek mesela, ha. Neymiş bu? Çok ilginç. Şu arkadaşlar, tasdikte burada konuştuk. Şu tasdiki de konuştuk. Şurada İslamiyet iltizamdır. İman ise izandır demişti. Buradaki iltizam fiile dönüşmüş bir tasdiktir. O burada da fiile dönüşmüş. Ama onu şey yapacak. Konuşacağız. Şeyinizi yazacağım. Allah razı olsun. Bu arkadaşlar sabah kahvaltısına şey yaptılar. Güzel şey yaptılar. Buradaki iltizama ben alt metin okuyayım. Sonra bunların farkını kardeşlerin tespitlerini de söyleyeceğiz. Söyleyecekler kendileri. İltizamdaki tasdik ise şu. Tamam mı? Eylemlerin, fiillerin, burada zaten vardı, bak, eylemlerin, fiillerin alt veri tabanları olan, yani fiillerin, eylemlerin, nereden kaynaklanıyor fiil ve eylem, insan? Nereden, niçin bunu yapıyor? Bir, insanın fiilini, eylemini etkileyen, insanın davranışını belirleyen sebepler şunlar. Örftür, ananedir, gelenektir, kültürdür ve tevarüsen tazamun eden şair İslamiye'de, yani şair İslamiye, mezar taşları, ezanlar, başörtüler, sakaldır. İslami örf ve adetler buna tevarüs denilir. Yani mana donmuş, cisimleşmiş, taş olmuş. Tesettür olmuş. Yani bez değildir. Mesela bu takke iplik değil artık. Bir simgedir. Foter, bir Yahudi hahamlarının din alimlerinin alametidir, foter. O artık izah yok. Bu budur. Tamam mı? Bu budur. Sarık işte,
O bu budur. Bez değildir. Nedir o? Mananın ruhun donmuş haline şair denilir. Şair inançların, inancaların, itikatların, maneviyatın fiile değil, eyleme dönüşmüş, cisimleşmiş, hamur olmuş bir fiildir. Şimdi buna şair İslami'yi tazamun ederek fiile dönüşmüş tasdiktir. Bu tasdikte ne var bakın? Biliyorsunuz bu tasdikte ne vardı? Taassup vardı. Bu itikatta ne vardı? Salabet vardı. İzanda ne vardı? İntisal vardı. Tasdikte ne vardı? İlim vardı. Akılda ne vardı? Ahkamını söylüyorum. Bir taraftı. Tahayyülün ahkamı neydi? Safsata. Tahayyülde ne vardı? Bir behre. Şimdi karıştı mı? He. Şimdi bu buradaki tasdik neymiş? Bu da fiil bak. Eylemle, eylem var, başladı. Eylem başladı. Peki buradaki eylem nedir? Taassup şeklindeki eylem var. İslamiyet. Bunu Mehmet kardeşler Osman'ın dedikleri şuydu. Sen düzelttin benim şeyimi. Yani adam Ramazan'da şeye gitti, teravihe. Oradaki toplumdaki bir şair, pide almalar, kuyruk gitmeler var ya fırın, o da bir şairdir. Davul çarpmaları, sen evde olmasan bile, izine gitsen bile, son zamanda geldin git davulcuya para ver. Yani şey olsun, ustad verirmiş biliyor musun? Davul çaldığı için kendi bir kesesine para verirmiş. Şairmiş o, davul olmaları. Selam, pide kuyrukları şairdir. Şimdi ben tasvir edeyim. Adam teravihe gitti, coştu, namaza başladı, Ramazan'da. Hep iyi gitti. Bu eylem, bu tasdiktir. Fikri eyleme dönüşmüş. Tabii ya lazım ya. Kılmak gerekiyor ya. Tabii ya biz de Müslümanız. Olur mu bak ne kadar hoş. Fakat sonra düşe kalka düşüyor, bırakıyor. Götüremiyor. Sonra bir gene bir kalkıyor, gene düşüyor. Eylem var ama eyleme dönüşmüş. Ama bu taassup şekline dönüşmemiş. Artık Toprağın dediği gibi birinde meleke haline geliyor, birinde meleke haline geliyor. Mesela araba kullanıyor demişti Gafur. Ha. Adam meleke haline gelmiş, şoförüz hepimiz biliyorsunuz. Senle benle konuşuyoruz, sohbet, telefon ediyoruz ama ayak el hiç düşünmeden oluyor. Bu meleke. Ama yeni öğrenen, ulan ne yapacaktım lan, nereyi değiştirecektim? Bu olur. Meleke olunca bu hale gelir. Bir de dışarıdan baktığı zaman Mehmet kardeş demişti değil mi? Mesela hakikaten namaz kılıp kılmadığı da belli değil yani. Pek o kadar örfte, ananede o kadar belirlenmemiş adam. Bir o safta kılıyor ama, iş yapıyor ama işte öyle. Ama ötekisi ise cami derneği bulunmuş, eyle sosyal faaliyetlerde bulunmuş, bedel ödemiş, mitinglere, şunlara, bunlara. Yani fiilde, eylemde, İslam'ın safında her konuda kendisini öne çıkartmış. Mane deseler bu kim? Bu budur. Acabası yok. Bu budur denince bu hale almış. Bu da eylemdir ama acabalı. Başka ne demiştiniz abi? Abi ben bir şeyler ekleyebilir miyim? Evet. Şimdi mesela benim annem çocukken hep bana derdi ki uşağım ayakta su içme otur. Bilmem ne falan. O şimdi Hasan abi olayın şey tarafında değil. İşte hikmeti şudur budur falan yok. Şimdi annem yani büyüklerimizin sünnete tabiyeti tabi olması direkt iltizamdan Hasan abi. Evet. Hikmet aramıyorlar. Evet. Anlatabildim mi? Yani direkt iltizamdan. Mesela ben şundan. Evet. Direkt şurada. İltizamdan. Burada işte hikmet var Osman. Hmm. Şurada hikmet var. Hmm. İlmi intizam ya. Hmm. Burada hikmetli. Burada direkt var. Evet. Çünkü örften hemen tesettür atırmış kız. Hikmetine bakmıyor. Hikmetin değil. Ama zaten ne diyor bak. Hikmetine bakar, hikmetine bakmaz. Evet, evet bak. Örf. Örf bak. Aynen. Hani yapmış, çocuk örtünüyor. Mesela Kur'an okuyor seni Yusuf. Sen de okuyorsun. Hadi oğlum. Kur'an oku. Hani gezeceğiz. Bisiklet alacağım. Sen de Kur'an okuyorsun. Niçin okudun belli. Ama seni Yusuf okuyor bisiklete binmek için. Abi bu söylediğinden şu çıkabilir mi acaba? Devamını şöyle getirdim çünkü aklımda. Şimdi kanuniyet ve suret hakim ismine bakar. Hakikati veduda bakıyor.
mahiyet ise rahime bakıyor diye. Böyle bir şey çıkabilir mi acaba buradan Hasan abi? Olabilir ha. Olabilir ama biz netle gidelim çünkü. Şimdi bu mahiyeti nedir iltizamın? Şimdi biliyorsunuz, biliyoruz ki ben kalp olsam bir ayağım dima, bir ayağım vicdan. İkisini ayağımda kal. Şimdi o zaman Üstad Risale'de geçiyor. Tasdiki kalbi var. Yani kalbin tasdiki de var. Yani işte bak çıkamazsın yoksa böyle sureti, kanuni, hakikati, mahiyetini bilmesen Allah Allah ya burada böyledir, burada böyledir, burada. Bak, bak tasdiki kalbi var. Tasdiki vicdanı var. Vicdanen tasdik ediyorum diyor. Vicdanen ben bunu diyor böyledir diyor. Hani evinde diyor yaşlılar olduğu zaman vesaire. Bela musibet veya rızkı çoğu. Ben onu vicdanen tasdik ediyorum vicdan gözle. Ha o zaman acayip bir şey. Ha bu şimdiye kadar konuştuğumuz bir sureti, kanuni, tahkikatı dimağdadır. Ha. Şimdi dimağın tasdiki akıl. Komple onun simgesini şey yaptık. Dimağ demedik akıl. Vicdanda, vicdandaki tasdik de şuradaki izan var ya. İzanın imtisale, ahkam var ya imtisale, insanı imtisale sevk ediyor. İmtisal dersini yapmıştık. Tamam mı? O zaman aklın ve vicdan, şuraya parantez şey yapabiliriz, diman diyebiliriz ve iltizam şuraya olabilir mi? Osman şuraya evet. Şöyle parantez açıyorum. İltizam, iltizam, artık o şu tasdik değil, iltizamdaki, yani şuradaki, şuradaki tasdik, şuradaki değil, iltizam. Şu parantez açıyorum gene şuraya. Bizden imtisal. İm. Şey diyor bir yerde, fıtratı selime diyor demek. Vicdanın itminanı şehadetiyle onu tasdik ediyor. Bak bak bir de sonra yavaş. Demek fıtratı selime, vicdanın itminanı şehadetiyle onu tasdik ediyor. Ya, itminan. Bunu da ekledik abi. Şimdi, aklın yani iltizamın, iltizamın, vicdanın imtisanı bütünlüğünden gelen kalben tasdiktir. Tamam. Tasdik demek ki bunu böyle inşallah 27-28 dima dersimizde bu şablonu aşağıya koyuyorsun böyleydi ama ilerleyen derslerimizde tasdik böyle daha sistematiğe dönüştürmüş. Hem bu dersinden hangi sayfa koyacaksan bunu atif yapıyorsunuz. Hı. Ve bunu da aşağı olarak. O zaten bir sistemdeki ve şeydeki bir tablo yaptık, farklar tablosu. Ha, çok güzel. O fiili de böyle netleştirmiş olacak. Ne olacak? Demek ki çok sık şeylik oldu. Hakikaten zor. Çok zor. İhate istiyor. Burada eylem var, burada da eylem var. Ama hangisi? Elhamdülillah. Burası az önce şeyle anlattım. Teravih ile anlattım. Tamam mı? Ama adamın hayatı her gün teravih. Bu Ramazan'da teravih, bu hayatı devamlı teravih. Hani var ya Murat'ın çok şeyi var. Bir sene var ya Üstad Risale'de geçiyor. Bir sene, bir gün önceki Kadir Gecesi'ni geçmek için bir sene geçmesi lazım. Değil mi? Dün Kadir Gecesi ise bir sene geçsin ki aynı güne. Ama o gün değil tabii. Bir sonraki Kadir Gecesi. Ama Kadir ismine mazar olursan o her gece Kadir Gecesi oluyor. Bu adamın her günü Kadir Gecesi. Bu adamın senede bir Kadir Gecesi. Tamam. Şimdi başlıyoruz tasavvurumuza.